Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli milletvekilleri, yarın itibariyle Güney illerimizde milli mücadele döneminde Fransızlara karşı ilk kurşunun atılışının 101. yılını kutlayacağız. Tabii dile kolay, nerede bir asır. Milli mücadelede ilk kurşunun Hatay 4 yolda atılışının 101. yıl dönümünde başta Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa olmak üzere Türk İstiklal Mücadelesi'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Hatay'ın ana vatana katılma mücadelesinin yol başçısı Tayfur Sökmen ve dava arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Değerli milletvekilleri, Doğu Türkistan davasının abide şahsiyeti, büyük devlet ve fikir adamı İsa Yusuf Attekin Beyefendinin de vefatının 24. yılını dün geride bırakmış bulunuyoruz. Bütün hayatını Çin zulmü altında inleyen soydaşlarımızın haklı davasını ve taleplerini dünyaya anlatmakla geçiren merhum Attekin'in gençlik yıllarından başlayan mücadele hayatı hicret ve acılar içinde geçerken içinde büyüttüğü hürriyet aşkı canlılığını daima korumuştur. Türk milliyetçileri ve ülkücüler yarım asırdan fazla bir süredir Türkiye'de Doğu Türkistan davasının sancağını taşımış, hiç kimse bu coğrafyanın adını telaffuz edemezken gerçekleştirdiği mitingler ve yayınladığı makale ve yazılar aracılığıyla bu bağımsızlık davasının ateşini canlı tutmuştur. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğu Türkistan meselesini Çin'e yönelik kuşatmasında bir araç olarak kullanmakta olduğunu görüyoruz. Doğu Türkistan, Amerika'nın soğuk savaş stratejisinin bir parçası değil, tarihimizin başlangıç noktası ve kültürümüzün ana kaynağıdır. Doğu Türkistan'ın kültürel kimlik ve inançları üzerindeki baskıların kaldırılması, en temel insani haklarının verilmesi, doğum kontrolü adı altında yapılan uygulamaların son bulması, eğitim adı altında bütün dünyanın bir toplama kampı olduğunu bildiği insanlık dışı merkezlerin kapatılması çağrımızı bir kez daha bu kürsüden ifade ederken, en temel evrensel ilkelerin, ülkelerinin çıkar politikalarına meze yapılmasının da insanlığın vicdanında infial uyandıracağını da ilgililere hatırlatıyoruz. Değerli milletvekilleri, tabii 2020 yılının bütçesi konuşuluyor. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin. Ama ben inanıyorum ki bu sıralarda oturan birçok milletvekilimiz acaba 2020 yılı bütçesinden kendi illerimize ne düşecek diye de böyle bir hesap içerisine girmiştir. İşte o hesabı yapan milletvekillerinden biri de benim. Acaba 2020 yılında Türkiye'nin bütçesinden Hatay'a ne tür yatırımlar yapılacak? Hazır Sayın Bakanımızı da burada bulmuşken bir kere evvela başta ifade etmek isterim ki Sayın Bakan'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Sayın Bakanımız da buradayken seçim bölgem Hatay'la ilgili yapılması acil olan konuları da burada ifade etmek isterim. Ancak Hatay'a girmeden önce sizlerden paylaşmak istediğim bir husus daha var. Suriye'nin bir sözde Dışişleri Bakanı var. Ara canı sıkıldığı zaman televizyonlara çıkıyor veya gazetelere demeç vermek suretiyle Hatay'ın Suriye'nin bir parçası olduğunu ifade etmek için bir canhıraş, bir uğraş içerisinde. İşte bu kendi ülkesinin bir parçası gibi göstermeye çalışan, Hatay'ı kendi ülkesinin bir parçası gibi göstermeye çalışan Suriye'nin sözde Dışişleri Bakanı'na buradan Hatay ilinin bir milletvekili olarak bir tavsiyem var. Hatay bedeli ödenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçası haline gelmiştir. Bu sözde iddiasını sık sık dile getiren zavallıya şunu hatırlatmak isterim ki dün Altınözü, Küncülü Boğazı'nı, Antakya Hükümet Binası'nı, Amik Ovası'nı, Belen Geçidi'ni, İskenderun Körfezi'ni, Dört Yol Karakese'yi, Fransızlara ve onun paralı askerlerine dar eden Kara Mehmet Çavuşların, Kara Hasan Paşaların, Ayşe Fitnat Hanımların, Tayfur Sökmenlerin torunları bugün de Hatay'da diri ve Allah'a şükürler olsun ayaktadır. Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi, fıtrat değişir sanma sakın, kan yine o kandır. Hatay'ın kıymetli evlatları, Suriye'nin bu kendini bilmez, daha kendi ülkesini savunamaz bakanının boş ve kuru gülsüne Allah'ın izniyle de pavuç bırakmaz. Sayın Bakanım, Hatay'la ilgili çeşitli zamanlarda belediye başkanlarımızla birlikte sizi ziyarete gelip bir takım taleplerde bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Getirdiğimiz taleplerin birçoğuna da olumlu yanıt veriyorsunuz. Ancak öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Hatay bu Suriye meselesinin başlamasından önce mevcut 1,5 milyonu aşan nüfusumuzla Hatay'daki belediyeler bu nüfusa zaten altyapı sağlama noktasında bir takım problemler ve sıkıntılar yaşarken bugün bu 1,5 milyon nüfusumuzun üzerine Suriye'de yaşanan meselelerden dolayı yaklaşık 500 bin Suriyeli daha gelip ilave oldu. Sayın Bakanım, önemli bir konuyu ifade ediyorum. Dinlerseniz de ayrıca sevinirim. Bu Suriye meselesinden sonra şehrimize gelen 500 bin Suriyeli ile birlikte nüfusumuz 2 milyonu aştı. İşte tam bu noktada bu 2 milyon nüfusa altyapı hizmetleri sağlama noktasında belediyelerin güçlük çektiğini evvela belirtmek isterim. Hiçbir parti ayrımı yapmadan tüm belediye başkanları Hatay'da zaten borçları da ortadayken eldeki imkanlarla şehirlerimize, ilçelerimize hizmet yapmak için çaba sarf ediyorlar. İşte tam bu noktada sizlerden şöyle bir talebimiz olacak. Hatay'a karşı bir pozitif ayrımcılık talep ediyoruz. Bugün Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyelinin neredeyse 8'de birine Hatay ilimizde biz ev sahipliği yapıyoruz. Dolayısıyla bunu istemek de son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Biz Hatay'da belediyelerin her ay kesintilerini 2 ayda 1'e çevirebilirsek eğer, belediye başkanlarımız da altyapı konusunda, vatandaşa hizmet götürme konusunda son derece elleri rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, konuşmam bitiyor ama çevre ve şehircilik konusundaki yapmış olduğunuz çalışmaları takip eden biri olarak ifade etmek istiyorum. Bugün size bir şehirden bahsetmek istiyorum. Dünyada 24 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapmış Hatay'da çok güzide bir ilçemiz var. Siz de geldiniz, oraya gezdiniz. Antakya ilçemiz. Dünyada 24 medeniyetin 13'üne ev sahiplik yapmış bir ilçemizde binlerce kültür varlığı var. Bu kültür varlıklarının ortaya çıkması için mücadele veren sadece yerel belediyelerimiz. Sayın Bakanım, özellikle son yıllarda hiçbir kültürel derinliği olmayan şehirlere bir kültürel derinlik ilave edilip eklenerek turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Oysa bizim Hatay'da öyle bir kültür potansiyelimiz var ki bunu ortaya çıkartmak sadece belediye başkanlarının uğraşıyla olacak bir mücadele değildir. İşte tam bu noktada Antakya ilçemizdeki bu kültür hazinemizin ortaya çıkartılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili sizlerden pozitif bir ayrımcılık ve destek bekliyoruz. Sayın Bakanım, yine ilgileneceğinizi düşündüğüm bir konu var. İskenderun ilçemizi biliyorsunuz. İskenderun ilçemiz deniziyle, yeşiliyle, dağıyla gerçekten Türkiye'deki güzel şehirlerimizden bir tanesi. Yalnız İskenderun şehrinin sırtını dayadığı dağ, taş ocakları yüzünden o görüntü, üzülerek söylüyorum ama son derece bozuldu. Şimdi araştırdığım kadarıyla taş ocakları işletme süresi bittikten sonra bu taş ocaklarının yeniden yeşillendirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Ancak bu maden şirketleri bu taş ocaklarında sürelerini bitirdikten sonra çekip gitmişler. Bu konuda bize destek vermenizi istiyoruz. Bu işletmesi biten taş ocaklarının tekrardan yeşile dönmesi için bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkanım, bir dakika uzatmayacak biliyorum. O yüzden Başkanım, sataşmadan bir dakika alabilir miyim? Sataşmadan vereceğim ben size. Öyle mi? Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın, burada çok önemli bir mesele. Seçim bölgemize gittiğimiz zaman tarım şehri olan illerimizin milletvekillerinin karşılaştığı en büyük problemlerden bir tanesi. Bütçe bittiği zaman Hatay'a gideceğiz. Gittiğimiz zaman... Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Sayın Başkanım, bekledikleri haber de çok basit. Ziraat Bankası'na çiftçinin borçlarının ertelenmesi. Buradan Ziraat Bankası yöneticilerine sesleniyorum. Lütfen bırakın şu simit sarayla uğraşmayı, çiftçinin size olan borçlarını acaba nasıl taksitlendirebiliriz? Bunun üzerine yoğunlaşın diyorum. Ve son olarak destekleme ile ilgili bir beklentisi var çiftçilerimizin. Hiç değilse 80 kuruş çok düşük oldu. Geçenlerde Adana Milletvekilimiz Muharrem Barlı Bey burada tarım çiftçisinin problemlerini dile getirdi. Kendisi de ifade etti. 80 kuruş çok az. Doğrudur, biliyoruz. Ancak hiç değilse Ocak ayında bu desteklemenin bir kısmını çiftçimize ödetebilir miyiz derdindeyiz. Ben Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.